Sevgili dostlar, yeni bir videomuzdan tekrar merhaba. Hoş geldiniz. Biz de inşallah hoş bulmuşuzdur. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Yeni bir konumuz ve konuğumuz var. Ercan Kargılı hocamla birlikte Noel'i konuşacağız. Bu şöyle bir soru belki canlanabilir. Mutlu bir yuva için Noel'in önemi nedir? Neden Noel? Biz Fransa'da yaşıyoruz, Ercan Hocam Almanya'da yaşıyor ve Avrupa'da yaşayan çok fazla Türk gençliği var. Başka milletten gençlikler ve aileler var çok fazlaca. Ben de hem Belçika hem Fransa'da yaşayan biri olarak Noel zamanını çok iyi etkilerini çocuklarımızın üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerini görmekteyiz. Ve Müslümanız, Müslüman kimliğiyle yaşamaya çalışıyoruz, dinimizin gerekliliklerini yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız buranın okullarında eğitim görüyor ve burayla bütünleşmeye çalışıyor ve bütünleşmeleri de gerekiyor. Öyle olunca Avrupa dünyasında değil de dünyanın birçok zaten ülkesinde çok önemli bir yeri olan Noel'i bizim de nasıl algılamamız gerekiyor? Bir Müslüman olarak nasıl algılamamız gerekiyor ve bu noktada çocuklarımızı anne babalar olarak nasıl bilgilendirmemiz gerekiyor ve nasıl yönlendirmemiz gerekiyor? Bunları elbette çok iyi bilmemiz gerekiyor. Başta bu sebepten dolayı bizim programımıza bu konuyu işleme gereği duyduk. İhtiyaç olduğunu da yıllarca zaten hissettik. Bu konuda da yeni bir çalışması olan hocamız Ercan Kargılı'yı tanıdık sosyal medya üzerinde. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi biraz geç davet ettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Ercan. Ankara İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 26 yıldır Avrupa'dayım. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kaldım. Çocuk eğitimiyle ilgili İslam pedagojisi alanında çalışmalarım var, çeşitli yazılarım var. Özellikle de bu son günlerde de Noel üzerinde de bazı şeyleri araştırarak arkadaşlarımıza sunmuştuk. Evet. Tekrar tebrik ediyorum hocam. Çok da teşekkür ediyorum. Eminim sizi başka platformlarda dinleyen, özellikle de Avrupa, Amerika'da yaşayan çok Müslüman ailesi teşekkür ediyordur. Gerçekten ihtiyacımız vardı. Bunun içinde yoğun yaşadığımız Noel'in özel ele alınması, hele de İslam pedagojisi başlığı adı altında ele alınmasına çok ihtiyacımız vardı. Umarım çalışmalarınız büyük bir boşluğu dolduracaktır da, hiç şüphem yok. Bizim programımızdan önce yapmış olduğunuz programları ben de dinledim, çocuklarım da hatta dinledi. Dinlerken orada birkaç soru da çıkardık tekrar onlarla birlikte. Faydalarını görüyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Çalışmalarınıza muvaffakiyetler dilerim. Hocam, konumuza başlayacak olursak ilk şöyle bir soruyla başlayalım. Noel'den ne anlamalıyız? Noel'in önemi nedir? Evet, Noel Batı'da, Hristiyan dünyasında çok önemli dini ve kültürel ritüellerin birleştiği bir bayramdır. Evet. Yani 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır Noel. Evet. Ama kültürel kodları da olduğu için, kültürle birleşen kodları da olduğu ve geçmiş tarihlere dayandığı için Avrupa'nın en büyük böyle ailelerle birlikte yapılan, 7'den 70'e kutlanılan en büyük bayramıdır yani. Evet. Hocam, o ritüellerin önemini kısaca bir açıklayabilir misiniz bilmemiz gerektiği kadarıyla? Evet, şöyle daha iyi anlaşılabilmesi açısından bir özet olarak bir şeyler söylenebilir. Evet, lütfen. Şimdi bizler tabii Kasım ayı geldiği zaman Avrupa'da, Hristiyan dünyasında Kasım ayıyla beraber artık Noel hareketliliği başlar. Ve Noel'e ait ürünler alışveriş merkezlerinde olur ve insanların heyecanı olur ve yavaş yavaş evlerini, bahçelerini, odalarını, ağaçlarını süsleyerek insanlar buna bir hazırlık dönemi geçirirler. Bu hazırlık dönemi öncelikle 29 Aralık'ta bizim kandil diye ifade ettiğimiz, Almanca'da Advent denilen 4 tane Advent, yani 4 tane bekleme kandili vardır. Ve her biri pazar günleri yapılır. Ve bu 4 kandilin sonucunda da insanlar Noel'e kavuşmuş olur ve Noel'i büyük bir coşkuyla kutlarlar. Buraya giden yolda öncelikle 29 Aralık'ta yani pazar günü birinci kandil başlar. Zaten Nikolaus demek gelen, yaklaşan anlamındadır. Yani tamamıyla Noel'in yaklaştığını haber veren bir ritüeldir, dini bir ritüeldir. Bu aslında çıkış yolu dini bir ritüel olarak çıkmamakla beraber daha sonra dini motiflere bürünmüştür. Bunun çıkışı şöyledir. Danimarka'da bir eğitimci geçmiş yıllarda çocuklar hep sordukları zaman Noel ne zaman gelecek, Noel ne zaman gelecek, 28 tane mum yakarak işte bu kadar kaldı diyerek her gün bir mumu yakıp bitirerek o gün okulda geriye şu kadar mum kaldı diyerek öğrencilere tarif ettiği bir şey. Evet. Ve bu daha sonra bir ritüel olarak günümüze kadar gelmiş, küçük mumlar düşmüş, 4 tane büyük mum pazar günü kalmış. Şimdi birinci Advent'ten sonra, birinci beklemeden sonra hemen yani Nikola günü dediğimiz, Nikolaus Tak diye burada adlandırılan bir bekleme şeyi var. Bu da yani Nikola'da Antalya'nın Demre ilçesinde yaşadığına inanılan Piskopos Nikola'dan geliyor. Ve onun bir özelliği var. Çocuklara ve yaşlılara çok yardım eden bir insan olduğu söyleniyor. Ve çocukları şekerlemelerle, çeşitli yiyeceklerle ödüllendiren bir insan. Bu anıyı yaşatmak için işte Batı kültürlerinde 6 Aralık'ta Nikola günü denilir ve çocuklar botlarını kapıların önüne bırakırlar. Ve komşuları çocukların botlarını çikolata, şekerleme yani böyle kuru yemiş gibi şeylerle doldurarak o Nikola gününü anarlar. Daha sonra bu ritüeller ikinci kandil, üçüncü kandil, dördüncü kandildir ve kandiller yaklaşarak Noel'e gider. Ve Noel'den bir gün öncesi Arefe günü, bizim bahsettiğimiz Arefe günüdür. Ve herkes o gün toparlanır. O güne kadar sokaklar ışıklandırılır, evler ışıklandırılır, pencereler ışıklandırılır ve ağaçlar süslenir ve hazır olarak 24'ünde beklenir. Bunlar ta önceden yapılıyor tabii ama en son hali bitmiş oluyor. Beklendikten sonra da çocuklar o gece yatarlar ve sabah Noel Baba, inanışa göre Noel Baba, İskandinavlarda yani Kuzey Kutbu'nda yaşayan bir insandır. O gece ren geyiklerine binerek uçan kızağıyla çocuklara hediye dağıtır. Ve çocuklar böyle bir şeyle uyurlar. Sabah kalktıklarında da süslenmiş ağaçlarının altında paketlerle hediye bulurlar. Ve bu hediyelerle mutlu olurlar. Bunun yapılabilmesi için de bizim çarşı pazarda Noel Baba diye tabir edilen, onu temsilen alışveriş merkezlerinde olan Noel Babalara o gün, Noel Baba'yı temsil eden insanlara o gün gider babalarıyla beraber yani o haftalarda ve Noel'de hangi hediyeyi istediğini söylerler, yazdırırlar. Evet. Onlar da babasına verir ve böylelikle Noel günü gelir. Sabah kalktığında Noel'dir. O gün bütün aile bir aradadır geceden itibaren. Ve birlikte aile ve en yakın dostlarla birlikte Hazreti İsa'nın doğumunu kutlarlar. Noel dediğimiz hadise budur. Bu da tabii 25 Aralık'ta sona erer. Yani bizim Türkiye'de anladığımız gibi 31 Aralık 1 Ocak gecesi değildir. O bir yılbaşı kutlamasıdır. Genel manada bu şekil. Teşekkür ederim hocam. Bu sorunun içinde zannederim Noel Baba'nın yerini de öğrenmiş olduk. Noel Baba kimdir? Yani neden böyle bir konumu vardır? Onun cevabını da almış olduk. Şu soruyu da sorayım. Çam ağacı ve süsleme hocam. Belki çocuklarımızın en büyük sordukları nokta orası. Biz işte evlerimizde neden çam ağacı koyamıyoruz? Bu soruyu başka şekilde soracağım tekrar size de. Çam ağacının yeri nedir hocam Noel kutlamalarında? Yani çam ağacı yine Hristiyan ritüellerinde olmamakla beraber, hatta tam tersine, yani geçmiş yüzyıllarda pagan dediğimiz, yani Avrupalı putperestlerin bir adetidir. Yani çam ağacı ve çam ağacı yapraklarını dökmemesi sebebiyle ölümsüzlüğü simgelediği için o ağaç o pagan kültüründe çok önemli bir yer tutar. İşte o pagan ağacı denilen o ağaç daha sonra Noel günü kullanıldığı için Noel ağacı olmuş. Genelde de çam ağaçlarından yapılır ve çocukların altında Noel Baba'nın hediye getirerek oraya bırakıldığı bir ağaç olarak ifade edilir. Bu yönüyle önemli bir şeydir. Yani önemli bir dini semboldür onlar için. Evet. Peki şöyle bir soruya geçeyim buradan hocam. Şimdi dediğim gibi ben de bu Avrupa'da 3 çocuk annesiyim. Ve biz hani kendim de ve bizden evvel gelen ailelerden de büyüklerimiz de var burada. Ve yeni nesilde bazılarında da Müslüman ailelerde şunu görüyoruz. Ya bazıları biz işte Müslümanız, bunlar bu Hristiyanların bayramı, biz bunu kutlayamayız. Yani inancımıza ters deyip çocuklarımızın bir ay hatta 2 aya da sürebiliyor başı ve sonrası itibariyle bütün ülkenin içinde çok yoğun kullanılan bir meseleden tamamen uzak tutmaya çalışıyoruz ama okulda veyahut da çevrede kutlandığı için ister istemez zihinlerinde belli soru işaretleri veyahut da boşluklar kaldığını düşünüyorum. Yani bazı aileler hiç yaklaşmazken günah diyerek, bazı ailelerde evet biz burada yaşıyoruz, Noel bizim için de önemli, aynı heyecanı, coşkuyu biz de yaşamalıyız. Çocuğumun burada iyi adapte olabilmesi için, kendini yabancı hissetmemesi için diyerek belki her ritüeli yerine getirerek Noel kutluyor. İslamiyet'te yani bir Müslüman olarak hocam biz nasıl bakmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz yurt dışında yaşayan aileler olarak Noel'i kutlama konusunda? Çünkü dediğiniz gibi Hz. İsa'nın doğumu ve Hz. İsa'da Efendimiz'den evvel gelen peygamber ve Kur'an-ı Kerim'de doğumu anlatılan bir peygamber bizim için kıymetli, biz de peygamber olarak kabul ediyoruz. Nasıl yaklaşmalıyız Noel kutlamalarına? Bu konuda tabii çocukları ilgilendiren çok önemli bir tarafı var meselenin ama aileleri de ilgilendiren tarafı var. Aslında bir bütün. Bunun için ifrat ve tefritten uzak durarak bir orta yolda hareket etmemiz lazım. Yani biz Avrupa'da veya Batı ülkelerinde yaşarken bunlar Hristiyanların uyguladığı şeylerdir diyerek hayattan kopma adına yani böyle kendimizi soyutlamamız doğru bir şey olmaz. Çünkü kültürler vardır ve o kültürler yani bir toplumdaki bulunan insanları mutlak surette etkiler. Bu yaklaşım doğru olmadığı gibi aynı zamanda da ya Hz. İsa da bir peygamberdir biz de öyle kutlayalım onlar gibi ne olacak demek de doğru değildir. Çünkü Hz. İsa'nın orada kutlanan şeyi bir yönüyle Hz. İsa'nın yani böyle Cenab-ı Allah'ın haşa o insan suretine girme ve dünyaya gelme noktasını kutluyorlar. Bizim anladığımız manada bir peygamber kutlaması değil ama bununla birlikte o onların kültürü. Biz herhangi bir kültürü yargılama durumunda değiliz. Doğru olmaz. Zaten değiştirilemez de. Biz insanların fikirleridir, doğrudur, yanlıştır, saygı duyarız ama hem pedagojik olarak hem sosyolojik olarak bizim yapmamız gereken şeyler vardır. Bunların bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi lazım. Bu çok önemsediğim için müsaadenizle biraz açayım. Tabii bunu. Tabii çok şey yapmadan. Hocam. Çünkü Almanya'da hani böyle 1, 2 ve 3. nesiller yaşadılar. 3. nesillerden sonra şimdi 4. nesiller de yeni dünyaya geldi birkaç yaşında çocuklar. Dolayısıyla 3 nesillik yaşanmış bir Noel tecrübesi var. Evet. 3 nesildir insanlar burada 60 yıldır Noel'i yaşıyorlar. Farklı nesiller. Ne yaptılar? Doğru neydi? Neyi yapamadılar? Bunları bizim geçmişe bakarak görme imkanımız mümkün. Bu mevzuya baktığımız zaman birinci nesil, yani Anadolu'dan gelen samimi Anadolu insanları birinci nesil çok bir şey de bilmedikleri için, eğitimli de olmadıkları için onlar yani çocuklarını o işten uzak tutma, yani Hristiyanlık veya kültüre ait her türlü ritüelden uzak tutma adına ciddi telkinlerde bulundular çocuklara. Aman gitme, aman yapma, gidersen şöyle olur, böyle olur gibi ifade etmeyeceğim farklı şeylerde bulundular. İyi niyetle yaptılar bunu ve o ikinci nesle tesir eden bir mesele çıktı ortaya. Ve ikinci nesil bu noktada oraya yaklaşmadılar. Yani fazla bir şeyleri olmadı. O hayatın içerisinde bulundular ama hep kıyıdan baktılar. Bu diğer ikinci nesil, birinci nesilden sonra sıra onlara gelince onlar da kodlanmış bazı reflekslerle, yani geçmişten getirdikleri reflekslerle, yani babaları kadar olmasa da, birinci nesil kadar olmasa da yine ona mesafeli durdular. Ve böylelikle iki dünya arasında bir toplum oluştu. Ve bu toplum aslında Noel'in asıl anlamlarından bir tanesi de bu. Yani sadece mesele Noel'i kutlayıp kutlamamak değil, Noel gibi Hristiyan literatüründe olan kültüre yani nasıl bakıldığı meselesi. Yani insanları uzak tutan veya toplumla kaynaştıran bir mantalite oluyor. Bu aşamada bunun irdelenmesi gerekiyor. Üçüncü nesle geldi. Üçüncü nesil de şu anda yaşayışlarına baktığınız zaman bir, iki, üç nesil geçmiş. Biri saymayalım, onlar zaten dil konusunda şeydi ama iki ve üçüncü nesiller burada doğmuş olmalarına rağmen dili iyi bilmelerine, üniversiteyi okumalarına ve her şeyle bura vatandaşı olmalarına rağmen Almanlarla iletişimleri dostluk boyutunda çok zayıf. Ama gerekli olan iş iletişimleri veya günlük hayatta lazım olacak iletişimleri gayet güzel yapıyorlar. Ama kaynaşma, dost olma, birbirini hissetme noktasında cüzi şeyleri saymazsak ciddi bir şey yok. Bu da şunu gösteriyor bize. Yani biz Batı kültürüne ait o değerleri bakmamız, incelememiz, kendimize bir yol bulmamız ve kıyıda kalmamamız gerekiyor. Kıyıda kalan insanlar bu sefer kimlik bunalımı yaşıyorlar. Bu da çokça bilinen bir şeydir Türkler arasında, Avrupa'daki. Çünkü Türkiye'ye gittiğinde gurbetçi oluyor veya Almancı, Avrupa'ya geldiğinde yabancı ve ortada bir insan yok. Kim bu? Yani İki tarafta da farklı vasıflandırılan, kendini bir yere ait hissedemeyen insanlar olabiliyor ki bu hiç doğru bir şey değil. Bu yönüyle insanlar üzerinde direkt tesiri var. Evet. Şimdi ne yapmak gerekir? Yani yol olarak böyle bir durum var. Birinci, ikinci, üçüncü nesil ortada. Ne yapmak gerekir? Öncelikle... Hocam şöyle, siz oraya girmeden şöyle bir soru da açayım. Aslında hemen hemen aynı. Yani biz Müslüman bir ailenin kendi değerlerini koruyarak bulunmuş olduğu toplumu benimseyip de o kültürü de yaşayacak bir şekilde ortak dengeyi nasıl yaşatabiliriz bu konuda çocuklarımıza? Evet. Aynı zamanda bu soruyu da eklemiş olayım yeni açıklamanıza. Çok doğru. Tam da bunun yapılması gerekiyor. Evet. Yani bu kültür içerisinde yaşayan insanların kenarda kalmaması ve kendini bırakarak tamamıyla yani böyle kendi kültürünü unutup başka kültürleri yani saygı boyutundan, diyalog boyutundan çıkarıp da o kültürlere karışarak kendini de kaybetmemesi lazım. Yani bir Müslüman bir aile ne yapması lazım? Öncelikle Batı kültüründe bulunan bu tarz kültürel veya dini içerikli şeylere saygı duyması lazım. Ve bunu yargılamaması lazım. Bu doğrudur, yanlıştır. Bu tabii bir bilimin konusu. Yani buna ilahiyatçılar, başka insanlar, sosyologlar karar versinler. Siz de ilahiyatçısınız hocam. Evet. Yani buna yani karar versinler, ilmi meclislerde konuşulsun. Ama bizim içinde yaşadığımız bir hayat var. Ve bu kararlar bu hayat içerisinde yani çok şeyde değil, yaşanan şeyler değil, ilmi mahfillerde konuşulan şeyler. Ben şöyle bir şeyi yani tavsiye ediyorum Müslüman ailelere. Öncelikle çocuklarının nasıl olmasını istiyorlarsa o davranış modelini birlikte yaşayarak geliştirmeleri gerekiyor. Örnek veriyorum. Şimdi Noel başlıyor. Noel'de bütün sınıflar, okullar, aileler, dünya, hayat yani bir şey böyle canlanmış, farklı bir kültürde bir şeyler yaşanıyor. Siz çocuğa burada dur, şunu yap, bunu yapma diyorsunuz. Bu bir kere onu kendi dünyasıyla çatışmaya sokuyor çocuk. Evet. Veya o doğru değil, bu doğru değil yargılar şey yapıyorsunuz. Bu doğru bir şey olmuyor. Yapılması gereken şey şu, çocuğun yaşına göre, tabii ki çocuk deyince birçok yaşta çocuklar var. Çocuğun yaşına göre eğer anlayabilecek düzeydeyse onun o hali anlatmak gerekiyor. Ki belki bu konuya birazdan tekrar şey yapılabilir, dönülebilir. Hı. Anlatmak gerekiyor ve aileler Noel'den önce yani dışarı çıkıp çocuklarıyla birlikte gerekirse böyle hediyeler alıp onu kendi aileleriyle şeylere yani kendi komşularıyla paylaşmaları o parçanın bir yani o şeyin kültürün akaide ait olmayan dini temellere dayanmayan tarafında o kültürle beraber hareket etmesi lazım. Ama ısrarla çiziyorum yani akaide ait olmayan mevzularda çünkü birlikte yaşanan bir şey bu. Bu akaide ait olmayan meselelerde Noel kutlamalarında neler bunlar akaide ait uygun değil hocam? Ait değil, evet. Akaid. Şimdi tabii bunlar çizgiler oluyor. Yani genel manada çizgiler var. Bu çizgilerden neler var? Hani sınırlarımız diyeceğimiz şeylerden neler var? Bu güzel bir evet. soru. Öncelikle bu çizgiler içerisinde bizim yani bir kültürü yani kendimiz bir Müslüman olarak, Müslüman topluluk olarak başka bir kültürü onlara saygıdan dolayı tebrik edebiliriz. Yani kutlayabiliriz. Onların kendi dini ve kendi yaşantısıdır. Ama içselleştirerek bizim kendimizin gibi o meselede kutlamamız doğru olmaz. Onun haricinde bir Noel ağacı dediğimiz çam ağacını süsleyip tamamen dini ritüellerle donatılan ve ona anlamlar yüklenen ve Hazreti İsa'nın da yani aynı şekilde yani böyle yani bizim anladığımız manada değil de Hristiyan kültürüne göre anlaşıldığı manada bir şeyini, anlayışını kabul edemeyiz biz. Bu da gayet doğal bir durumdur. Çünkü insanlar düşüncelerinde özgürdür ama o insanlara saygı duyarız. Ağaç bunu getirir, evimizde süslemeyiz. Aynı şekilde bunu Hz. İsa'nın hani bir doğum günü olarak onların kutladığı manada o şekilde kendimiz de evimizde kutlamayız. Ve aynı şekilde o dini ritüelleri yani onlara benzeyerek ve bu gayet normalmişçesine dine ait şeyleri yapamayız. Bunlar adventlerdir. Yani bekleme ayinleridir. Sonra yine Noel günü yapılan Hristiyanlıkta o çok büyük bir ayin. O da kilisede yapılan bir ayindir. Gerçi ona gece saat 12'de yapılıyor. O ayinlere gidemeyiz biz. Gittiğimizde şarap, ekmek vesaire o ayine katılan insanlara ikram ettikleri şeyler var. Ama biz başka zaman kiliselere gidebiliriz. Ziyaret edebiliriz. Arkada izleyebiliriz. Nasıl ki onlar bizim camilerimize geliyor. Ziyaret ediyor, izliyor, biliyorsa biz de bunları yapabiliriz. Ama bizim dediğimiz bu Noel akşamına ait şeylerdir. Onun için dini altyapıyı direkt simgeleyen şeyleri biz alıp kullanıp kendi hayatımıza taşımamız farklı kültürün insanları olarak doğru olmaz. Ama bir de kültüre ait şeyler var ki mesela bir iki örnek Noel pazarı. Yani Noel pazarının dini bir şeyi yok. Noel zamanı gelince insanlar birbirlerine hediye alacaklar için Noel pazarı kuruluyor. Tabii ki buna insanlar gidebilir, katılabilir. Orada bir şeyler yiyebilir veya bir şeyler alabilir. Onu götürüp komşularına hediye edebilir. Bu da kültüre ait şeydir. O kültürlerden kaçınmamak gerekiyor yani. Evet. Küçük çocukların hani çok sorduğu bir şey. Sizin de cevabınız doğrultusunda da aklıma gelen bir soru oldu. Evleri süsleyebilir miyiz? Bir de böyle mağaza girişlerinde Noel babalar oluyor. Onların işte orada bir kutuya istedikleri bir hediyeyi atması, sonra onu anne babaya vermesi. Yani yine bu dini inançtan dolayı gelen bu tür kültürel kutlamalara nasıl yaklaşabiliriz? Yani evimizi süsleyebilir miyiz? Oradaki işte Noel Baba figüründeki olan kişilerden hediyeler alabilirler mi okullarımızda? Ve öğretmenimize, komşularımıza hediyeler verebilir miyiz? Evet, şimdi burada bir süsleme, bir de hediye alıp verme mevzuları var. Süsleme mevzunda şöyle denebilir. Yani ev süsleme hani inanca ait bir şey olmamakla beraber, yani o inanca götüren, onu temsil eden şeylerden bir tanesi. Hani ama süsleme derken normal bir insan, diyelim ki hani bu ucu açık bir şey. Böyle çok yanlış anlaşılmaya da mahal vermemek lazım. Yani evine bir Noel ağacı alıp süsleyerek onunla beraber bir süsleme yapmaması lazım. Ama Noel ağacı haricinde, yani insanlar evine bir şey alır. Yani bir şekilde onu, çocukların bir pedagojisi var. Yani bir gerçeklik, bir yaşanan şeyler var. Bir de çocukların pedagojisi var. Yani her şey böyle ona endekslenmişken, yani o hayatın tamamen kıyısında kalmama adına itikada ait olmayan veya o kapıyı açmayacak olan ufak tefek bazı şeyler yapılabilir bu konuda. Ama yani çam ağacı ve Noel Baba'dan hediye alma, hediye bekleme ve Hazreti İsa'nın dediğimiz gibi o doğum gününü kutlama adına, o tarz bir kutlama adına şeylerin yapılması bizim kültürümüze ait olmayan şeylerdir. Hediye alıp verme mevzusuna gelince de, yani bizler hani şöyle düşünelim. Ramazan geldiği zaman birisi getirse bize dese ki, yani sizin bayramınız, şu hediyeyi ben size sevinesiniz diye veriyorum. Komşuyuz, insanız, beraber yaşıyoruz dese biz bunu sevinerek alırız yani. Ve aynı şekilde biz de, biz komşuyuz. Yani biz bu hediyeyi size, kendi bayramınızı kutluyorsunuz. Bir coşkunluk içinde bir şey yapıyorsunuz. Biz de yani bu kutlamalarınızı tebrik etmek istiyoruz kendi adınıza. Ve bu hediyeyi size sunuyoruz demenin yani dini açıdan bir mahsuru yoktur. Ve aynı şekilde almanın da bir mahsuru yoktur. Ama onu yani bizim kendi kültürümüzü bilerek ve karşı bir kültür olarak kültürler arası bir hediye alıp verme noktasında düşünmek gerekir. Evet. Hocam şu soruyu da sorayım. Yine sizin programınızı dinlediğimde aklıma gelen bir soru olmuştu. İşte tamam, bizim inandığımız şekilde Hazreti İsa'nın doğumu Hristiyanlarda aynı değil. Aynı şekilde inanmıyoruz. Evet. Daha önce uyguladığım bir şeydi. Yani hani çocuklara o Hazreti İsa'ya karşı olan bir saygı, hürmet, sevgiden dolayı biz de işte ruhuna bir şeyler okuyalım. Hem Hazreti İsa'yı anlatalım çocuklara diye. Böyle bir Noel'de böyle bir şey yapmıştım ben çocuklara. Ama aynı inanç, yani doğum şekline aynı şekilde inanmadığımız için doğumuna, o gecede Hazreti İsa'yı anmanın, onu işte çocuklara anlatmanın, onun ruhuna bir şey, Kur'an'dan sureler okumanın sakıncası var mıdır o gece? Yani önce şöyle düşünmek lazım. Bu konuyu mutlaka çocuklarla paylaşmak gerekiyor. Çünkü çocukların konuyu anlamlandırmaları gerekiyor pedagojik olarak. Yani çocuklarda biz de bir kendi kültürümüzü oluşturmak, başka kültürleri tanıtmak istiyorsak, ki ömür boyu iç içe yaşayacaklar, onu sağlam blokajlar üzerine oturtmamız lazım, o inancı, o düşünceyi. Dolayısıyla da çocukla bu konu konuşulması lazım. Yaş grubuna göre dediğim gibi. Anlayabilecek tarzda ise bizim kültürümüzü, karşı kültürü, bunları anlatmak lazım. O konuda da diyelim ki anlattıktan sonra, o gün, o akşam konu olabilir, zamanı da uygun bir zaman. Anlattıktan sonra denilebilir ki işte onların bu şekil kutlamaları var. Bizim kültürümüzde de Yasin okuyarak, dua ederek, ölülerimizi anarak kutlama var. Dolayısıyla biz de kendi kültürümüze ait şeylerle biz onun ruhuna Yasin hediye ediyoruz dememizde bir mahsur olmasa gerek. Evet hocam. Bir sorun da şöyle hocam. Biz çoğu Türk ailesi veyahut da Müslüman ailesi yapıyordur. İşte 3 aylarımızı, kendi bayramlarımızı, kandil gecelerimizi de evde süslemeler yapıyoruz. Veyahut da işte özel ikramlarda bulunuyoruz. Misafirler ağırlıyoruz. Ve bizim özel günlerimizin Noel'deki imrenmeleri, yani süslemeler konusunda, hediyeler konusunda, o bizim özel günlerimizi de biraz Noel'deki süslemelere benzer süslemeler yapıyoruz. İmrenmesin çocuklar o zamanlara diye. Burada yani kendi dini değerlerimizdeki özel günlerimizi Noel'e imrenmesinler diye aynı tarzda mı coşkulu, heyecanlı süslemeler veyahut da zihinde kalacak işte hediyeleşme vesaire diyelim. Yani aynı tarzda mı yapmamız daha iyi olur? Aynı tarz derken işte ışıklandırma, balon, hediye vesaire. Yoksa kendimize göre o coşkuyu, heyecanı oluşturabilecek farklı formatlarda uygulamamız hangisi daha iyi olur? Yani mutlaka o gecelerin bir format değişikliğine ihtiyacı var. Ve zaten bu Osmanlı'da da çokça yapılan bir şey. Yani kendi tarihimizde, kültürümüzde var olan bir şey. Çünkü önemli şeyler kutlanır ve o kutlamanın bir büyüklere bakan tarafı vardır. Bir de çocuklara bakan tarafı vardır. Eğer biz bu büyüklere ait bir kutlama yapacaksak kendi aramızda birçok şey yapılabilir. Birlikte dua edebiliriz, okuyabiliriz. Yani bir şeyler ikram eder insanlara, onları ikram edebiliriz. Ondan sonra bu benzer bazı şeyler yapılabilir. Ama mesele çocuk olduğu zaman işin rengi değişiyor ve onu süslemek ve onu yani iyi bir noktada temsil etmek gerekiyor. Yani çünkü o süslenme, o önem verme noktasında çocuğun kafasında bir algı oluşturuyor. Ne kadar böyle ihtimam gösterir, süsler, hazırlık yaparsanız bu o kadar önemli bir olay. İmajı oluşturuyor. Şimdi gelin bakın ki yani bizim kendi böyle yaşantımızda yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veya diğer kandillerin veya diğer günlerin çocuklara göre çokça dizayn edilmediği görülür. Bu kültürde bu tamamen yanlış bir şeydir. Yani kesinlikle çocuklara göre süsleme yapılmalıdır. Yapılmalı ama nasıl yapılmalı o halde? Yani aynen yani şeylerde olduğu gibi demeyeyim ben, çünkü onların yani farklı şeyler olabiliyor. Mesela Noel ağaçlarının üzerinde elma şekli olan bir şeyler oluyor. Ekmek şekli olan bir şeyler oluyor. Eski kültürden gelen farklı şeyler de var. Ama biz böyle renkli kağıtlarla, ondan sonra buna ışık da dahil yani. Renkli kağıtlarla, güzel süslemelerle, abajurlarla, şu anda piyasada olan herkes bir süsleme yapacaksa o malzemeleri kullanıyor. Yani ekstradan bir malzeme üretemiyor. Ancak nedir? Onları keserek, yani şekil yaparak veya yazılar yazarak en fazla o değişikliği yapıyor. Kullanacağı materyaller aynı. Dolayısıyla çocuklar için kendi mübarek gün ve gecelerimizde böyle süslemeler yapılabilir ve bunun da yapılması lazım. Ama burada Noel ritüellerine baktığınız zaman çok büyük bir çoğunluğunun çocuklara hitap ettiğini görürsünüz. O yüzden çok etkileniyor insanlar. Evet, yani evet. Biri değil, birçoğu çocuklara hitap ediyor. Niye hitap ediyor? Mesela hani o detay olduğu için ben ona girmedim ama çocuğa hitap etme adına küçük bir örnek. Burada işte Advent kalenda dedikleri bir şey var. Yani kandil takvimi. Yani Noel'e giden bir takvim bu. Ve 24 tane kutusu var. Her birinin içinden hediyeler çıkıyor. Buna ait çikolatalar çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor. Çocuk her 24 gün hediye alıyor. Ve 24 günün sonunda koca bir hediyeyi bekliyor. Ve bunu beklerken de efsanevi bir kahramandan, kafasında şey yaptığı bir Noel Baba'dan bekliyor. Uçan, kızağıyla giden, yani çocuk dünyasına ait hitap eden çok şey var. Biz de yani çocuk dünyasına hitap eden şeyleri kendi dünyamızın renkleri olarak ortaya koymamız lazım. Evet. Ve bunun için de format değiştirmemiz lazım. Yani meselenin ruhunu iyi anlamak lazım. Evet, ruhunu anlamak lazım, evet. Evet, şu soruyu da soralım hocam. Bir iki sorum kaldı. Çocuklara soruluyor okullarda. Özellikle ben şu yaşları size soracağım. İşte anaokulundan kendini ifade edebilecek, grand seksiyonda daha çok ifade edebiliyor diyelim. Veyahut da SEP 1. sınıf. 1. sınıftan ilkokul sınıf sonuna kadar veyahut da kolej 1-2 sınıf 10 yaş, 12 yaşa kadarki çocuklara okulda siz neden Noel kutlamıyorsunuz sorusu sorulduğunda nasıl cevap vermelerini tavsiye edersiniz? Anne babalar nasıl yönlendirsinler onları? böyle sorularla karşı karşıya geldiklerinde veyahut da bunun açılımında şu soruyu da sorayım hocam veya değil açılımında işte neden Noel kutlamıyorsunuz ve okulda işte ikram edilen her şeker çikolatayı yemiyorlar çocuklar. Neden yemiyorsunuz gibi. Küçük çocuklar böyle sorular sorulduğunda nasıl cevap vermeleri noktasında yönlendirelim onları anneler babalar olarak? Yani şöyle bir şey var, yani buradaki uygulamaların yani Avrupa'da bir pedagojik olarak bir gözden geçirdiler onlar. Daha önce Nikola gününde aslında Nikola iyi çocuklara hediye veren bir insan. Ve garip tuhaftır bu yıllarca bir gelenek halinde Almanya'da daha bundan 30 sene öncesine kadar 25 sene öncesine kadar da devam ediyordu bu. Çocuklara gelirler sen... Bugün iyilik yaptın mı? Yaptın. Yani iyilik yapan çocuklara hediye verirlerdi. Daha sonra yani bu sistem çocuklarda bu ayrımın yanlış olduğunu doğal olarak, doğru olarak şey yaptı ve bunu değiştirdi. Şimdi demek istediğim şu, burada da mesela çocuklara soru sorarken şöyle soruyorlar çocuklara. Hristiyan ülkede, Hristiyan kültürünün baskın olduğu yerler yaşanıyor bu Avrupa'da. Ve diyorlar ki siz Noel'de ne yapacaksınız? Yani niye kutlamıyorsunuz diye o soruyu çok sormuyorlar. Ama yani ne yapıyorsunuz? Ya bunu yabancılara da sormuyorlar. Sınıfın hepsine soruyorlar. Noel'de evet. Ne yapacaksınız? Neyi planlıyorsunuz? Veya ne hediye aldın sonrasında? Evet. Ne hediye aldın? Veya Noel bittikten sonra Noel'de ne yaptınız? Gibi sorular soruyorlar. Bunu bazen yani bizim hani kültürümüzde duygusallık var, bu yanlış anlaşılabiliyor. Bu aslında yanlış anlaşılmaması gereken bir şey ve herkese bunu soruyor. Cevabının da şu olması lazım. Yani çocuk bunu bilirse verebilir, diyebilir ki biz yani Müslümanız. Bu sebepten dolayı sizler gibi kutlayamıyoruz bunu. Yani sizler gibi düşünmediğimiz veya kutlamadığımız noktalar var ama Noel'in gelmesinden mutlu oluyoruz. Çünkü Noel zamanında biz de şeylere gidiyoruz. Mesela pazarlara gidiyoruz. Etraf süsleniyor, caddeler güzelleşiyor, evler güzelleşiyor. Bakıyoruz bizde güzel şeyler oluyor. Ve biz de biz başka kültürden bile olsak ailemle ve ailemizle beraber gidiyoruz. Komşularımıza hediye alıyoruz. Ve onların bu kültürlerini kutluyoruz. Onlara o hediyeleri verip şey yapıyoruz. Onlar bize hediye verdiğinde teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle birlikte yaşama bir katkı sunmak istiyoruz. Birlikte yaşıyoruz dediğinizde bunların tam da istediği bir cevaptır bu. Ve insani bir şeydir. Böyle diyebilecek derecede çocuklarla meseleyi şey yapmak gerekiyor. Konuşarak bu noktaya getirmek lazım. Ve bir şey sorduğunda da bak eğer sorarsa böyle bir cevap verebilirsin. Öğretmen şunu sormuyor dönüp. Demiyor ki sen niye kutlamıyorsun veya niye böyle? Buna böyle bir şeye hakkı yok. Avrupa'da böyle bir soru yok. Ama bu çocuklar kendini baskı altında hissedebilir. Şimdi hiçbir şey konuşmayan bir çocuk. Noel'de ne yaptınız? Yapıyorsun hiçbir şey. Hangi hediye aldınız? Bilmiyorum. Bizim kültürümüz değil. Bu sefer kendini ezilmiş hissediyor. Hayır değil, hiç de ezilmiş değil. Bizatihi bunları anlatarak karşısında dimdik durabilir ve öğretmeni de onu teşvik ve tebrik eder. Ama bu anlayışın konuşulması gerekiyor. Evet. Hocam bir anne olarak yaşadığım tecrübelerde değindiğiniz bir konuda biraz açmak istiyorum. Çocuklarımızla birlikte yaz seviyelerine göre bu faaliyetlerimiz değişebilir. Evet. Mesela işte aşure zamanında çocuklarla birlikte aşure götürdüğümüzde Ramazan'da çocukların arkadaşlarıyla birlikte iftarlara davet ettiğimizde veyahut da işte bir pazar kahvaltısına veyahut da eğer yakınımızsa, yakın komşumuzsa yaptığımız bir ikramda onlara da ikram etme. Buna benzer yani insani ilişkilerimizi sevgi ve saygı ölçüsünde kurma ve devam ettirme noktasında bir şeyler yaptığımızda ve bunu çocuklarımızı da içine kattığımızda ben kendi çocuklarımda şunu hissettim. Ben bir Müslüman olarak hatta büyük kızım işte yani bir Müslüman olarak kendimden emin bir şekilde onlarla birlikte olabilirim, birlikte yaşayabilirim, birlikte paylaşacağım çok şey var. Yani işte Fransa'nın bir bireyiyim ben de. Çünkü annem başörtülü bir şekilde onlarla konuşabiliyor, oturabiliyor, evlerine gidebiliyor, evimize alabiliyoruz. Yani normal bir sosyal hayatı yaşayabiliyoruz kısacası. Bunu gördüklerinde gerçekten de biz Fransa'da bir Fransız ailesi gibi bir aileyiz. Ben de aynı bir Fransız genci gibi bir gencim. Yani böyle görmeleri noktasında çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum hocam. Kendi çocuklarımda da bunu hissettim. Mesela doğum günlerinde yani çoğunlukla sınıflarındaki arkadaşları davet etmeye gayret ettik. Hem çok güzel diyalog hizmetlerine vesile oldu. Hem aileleriyle, çünkü çocuklarını bırakırken ve alırken aileleriyle tanışma fırsatlarımız oldu. Sonra bizim çocuklarımızı onlar da davet etti doğum günlerine derken, ya bu sosyal hayatın içinde günlük hayatta muhakkak birlikte olmaları lazım o ailenin. Ve bu noktada sınırlarımızı çiğnemiyoruz. Yani insani bir ilişkiye giriyoruz. Çocukların kendi, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, bir ayağı merkezde, bir ayağı bütün alemde. Yani kendi değerleriyle birlikte var olabilmeleri için ailenin bu şekilde fıtri örnek yaşamlara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum hocam, bir annelik tecrübem doğrultusunda. Buna katılıyorum. Ben de çok önemsiyorum bunu. Çünkü çocuklarla birlikte onu yapmak, işte birlikte gidip hediye almak, komşulara birlikte o hediyeyi vermek, biz bu hayatın dışında değiliz. Ve biz de bunu kendi inançlarımızla bu kadarını yapıyoruz diyerek çocuğu kenara itmeyecek bir psikoloji onda biz oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla bu toplumlarda bu çok, yani gelecek nesillerde bu çok önem arz eder. Çünkü çocuklar sürekli, yani kültür şoku dediğimiz başka bir kültürle sürekli karşı karşıya kalacaklar. İlerleyen zamanlarda aileler bu şekil zeminlerde bunu sağlam blokajlara oturtmazlarsa çocuklarında güven kaybı ciddi bir manada olacak ve bu güven kaybı onların hayatını, geleceğini etkileyecek bir şey olacak. Ama bu şekil aileler yönetebilirse bunu yapılır. Sadece burada şuna şey yapmak gerekiyor. Yani mesela diyelim ki Türkiye'den gelen, farklı yerlerden gelen insanlarımız, yani çocuklarıyla bu dünyada artık ciddi ilgilenmek ve bir sağlam, birbiriyle konuşan, birbiriyle paylaşan, birbiriyle dertleşen bir aile oluşturmak durumunda. Bu ayrı bir Kesinlikle. Konu, ben buna girmeyeceğim. Bu Kesinlikle. Oluşursa işte konuşarak, müzakere ederek birçok konu çıkacak daha karşınıza. Osten dediğimiz Hazreti İsa'nın ölümünü kutluyorlar. Başka yıl içerisine serpiştirilmiş bir sürü dini günler var. İşte evet. Bunlara karşı da hepsi anne, baba, aile davranışıyla, konuşmasıyla, hayata katılmasıyla anlam bulacak ve çocuklarımız iki dünya arasında kalmadan bir kültürün içinde yaşasalar bile farklı bir kültürün kendileri olarak güvenle yaşayabilecekler. Çok önemsiyorum. Ben bu konumdaki ailelerin 2 kat efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Rabbim kolaylaştırsın hepimize. Son sorumu yönelteceğim hocam. Evet. Başta ifade ettiniz. Bir de bunun yılbaşı kutlaması var Türkçe ifadeyle. Yani yeni bir yıla girmenin sevincini, heyecanını, senenin sonu, ayın son günü ve gelecek ayın, işte Ocak ayının başı olarak o gece coşkuyla kutlanılıyor. Ve ben daha çok gençlerin sanki buraya daha çok ağırlık verdiğini fark ediyorum. Benim kendi çocuklarım da sordu sizin videonuzu dinledikten sonra, tamam biz Hazreti İsa'nın doğumuna bu şekilde inanmıyoruz ve Hristiyan değiliz, anladık Noel'i. Peki yılbaşı kutlayabilir miyiz? Yani yeni bir yıla girmenin sevincini, coşkusunu işte özel yemeğe giderek, onun için evimizi süsleyerek, eğlenerek kutlayabilir miyiz? Bunun dinimiz açısından bir sakıncası var mı diye sordular çocuklarımızda. Evet, bu tabii aslında daha çok Avrupa'da da çok bilinen bir şey. Yani çocuklar orada, yani bir kendileri o dünyanın o şaşasını görünce ve bazı sınırlar da olunca meselede ve orada biraz daha açık hareket etmek istiyorlar. Yani yılbaşı zamanında daha açık hareket ederek orada yani bir takım şeyler yapmak istiyorlar. Öncelikle yani şuna bakmak gerekiyor. Yani fıkhi olarak yani bu mesele yani dinin bir meselesi değil. Bir de ikinci bir boyutu var. Yani çünkü beraber düşünerek karar vermek lazım. Ya mesela diyelim ki miladi takvim, hicri takvim meselesi var. Yani miladi takvim işte şu anda bu Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç alan bir takvim. Biz de hicretin başlangıcıyla bir hicri takvim diye bir şey var. Şimdi bunu yönetmek gerekiyor. Yani şimdi diyelim ki siz tamamıyla mesela böyle bir şeyi kutladığınızda yarın hicri takvim gelince bu ne yani diyecekler. Şimdi bu nasıl yani? İki tane takvim ortaya çıkmış oluyor. Yani şimdi bunu yaparken orta yolun yani şöyle olması gerekir. Benim bu şahsi şeyim yani subjektif olabilir tabii bu söylediğimiz şeyler. Yani bizim hicri takvimimizi kaybetmeden, o anlayışımızı kaybetmeden hatta ona ait bir şeyler yaparak başka kültürlerin de değer verdiği bir yılbaşı var. Yani bu yılbaşının çeşitli şeylerinde biz bulunabiliriz. Ama yani yılbaşı budur diye hani kabul etmekten daha ziyade yapılması gereken şey yani hicretle esas alınan o noktaya da dikkat edip onu kültürü ezdirmemek lazım. Çünkü o da çokça gündeme gelecek çocukta. İkilem daha doğrusu oluşturmamak lazım. Ama bu kültürün de kutladığı bir gündür. Biz de ya onlar mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Yani bu noktada böyle abartılı bir şeyler yapmamak ve yılbaşı kutlamaları dememek. Çünkü daha sonra o kapıya çıkmaması için yani o gün yani yemek yiyebiliriz, bir arada toplanabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Yani bu da çok giden yılın muhasebesi, gelen yılın plan programı projesi bir muhabbet ve güzel bir ikramla yapılabilir herhalde. Tabii ki böyle şeyler yapılabilir. Zaten bir kültürden tamamen uzak durmak doğru değil. Yani bizim kültürümüzde olmasa da, bizim yani dinimize ait şeylerle beslenmese de içinde yaşadığımız bütün insanları etkileyen bir kültür bu. Şimdi aynı şekilde buradaki insanlar Türkiye'ye gitseler 5 vakit ezan duyacaklar orada. Ve bununla birlikte yaşayacaklar. Yani bayramlarda bayramı, coşkuyu görecekler orada. İnsanları görecekler. Yani farklı şeyleri yaşayacak. Ve o kültür içerisinde o da ben bu bayramı kutlamıyorum deyip eve oturmayacak. Onlar da çıkacaklar. Onlar da belki komşuları ziyarete gidecekler. Onlar da yemeklere katılacaklar ki Türkiye'de katılıyorlar zaten. Evet. Kenarda durmuyorlar. Burada da katılıyorlar hocam. Burada da katılıyorlar. Bizim bayramlarımızı kutluyorlar, ikramlarımızı alıyorlar. Alıyorlar. Hatta ben bir örnek anlatayım böyle çok uzun olmadıysa. Bizim iki tane arkadaşımızı bir yakın bir profesör, bir komşusu Noel yemeğine çağırıyor. Burada Noel yemeğine çağırmak çok özel bir şeydir. Yani kimse normalde hiçbir komşusunun, batılı komşusunun kendisini çağırmasını beklemesin. Bunu kendi aileleri arasında kutluyorlar. Ama bu istisna bir durum. Ve çağırıyorlar. Birlikte yemeğe gidiyorlar. Giderken de yanındaki arkadaşlardan biri müzisyen. Bir arkadaş. Bir arkadaş da böyle araştırmacı. Birlikte dost olmuşlar. Önceden konuşuyorlar. Birlikte gidiyorlar. Adam önce teşekkür ediyor. Diyor ki ben böyle bir gecede beni yalnız bırakmadığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Yani yalnız bırakmadınız beni. Birlikte şey yapalım. Sonra evin bir köşesinde piyano var. Piyanoda şimdi bizim arkadaşımız alıyor ve böyle Esmaül Hüsna'yı bestelemiş kendi kafasında. Orada onu çalıyor. Ve onun çok hoşuna gidiyor bu. Çok güzel, çok iyi buluyor. Ve ondan sonra yemeklerini yiyorlar. İşte tabii namaz vakti geliyor. Bizim arkadaşlar namaz kılacaklar. Namaz kılarken onlar da diyor ki ya bizim bu Noel'imizdi. Siz bize katıldınız, birlikte yemek yedik. Şimdi artık biz de size katılalım. Bu namazı nasıl kılacaksak beraber kılalım. Bize de gösterir misiniz filan. Ve birlikte namaz kılıyorlar. Yani Müslüman olmuyor yani. Kültürel olarak birlikte namaz kılıyorlar ve bir dost olarak bunları yapıyor Almanlar. Biz tabii işin o tarafında değiliz yani kendi adımıza ama onlar o derecede ileri seviyede yapabiliyorlar. Ama biz dostluğumuz adına bunu geliştirmemiz ve davet edilen yere gitmemiz ve zaman zaman da öyle güzel günlerimizde bizim de davet etmemiz lazım insanlara. Evet. Yani genel manada ben şöyle bir son cümle kullanmak istiyorum hocam. Kendi değerlerimizi, kendi inancımızın emir ve yasaklarını hayata bakışını, kültürlere bakışını, başka dinlere bakışını, bunları doğru bir şekilde öğrenir ve öğretirsek çocuklarımıza ve iyi benimsersek, bunlarla fıtri bir şekilde yaşarsak yeni hayatlarında tanır, neyi alacağız, neyi almayacağız sınırlarını bilirsek, yenilik her zaman zenginliktir, farklılık zenginliktir. Yeter ki biz kendimizden emin olalım, kendimizle, kendi değerlerimizle gurur duyalım. Artılar bize zarar vermez, bilakis herhalde nazarlarımızı, bakış açılarımızı genişletir. Öğrenmek bilgi hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka son cümleleriniz varsa alabiliriz. Benim son bir böyle önem verdiğim bir şey var, birkaç cümlelik. O da sizin ifade ettiğiniz gibi davranmak gerekir. Korkularla çocukları yönlendirmemek gerekir. Evet. Anlamlandırarak, konuşarak ve toplum içerisinde hareket ederek bunu yapmak gerekir. 1., 2., 3. nesillere baktığımızda, ben yıllardır, 26 yıldır Avrupa'dayım. Yani Hristiyan olmuş tek Türk tanımıyorum. Yani bu konuda insanlar korkup o dine geçer, bu dine şey yapar. Korkulması gereken şey ona iyi eğitim verip iyi insan olmasını sağlayamamaktır. Bu yapıldıktan sonra sağlam blokajlarla hayatın içinde yer alması dediğiniz şekilde çok isabetli olacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Çok haklısınız hocam. Çok, yani başta ifade ettiğim gibi İslam pedagojisi olarak özellikle de Avrupa'da yaşayanlara bu şekilde ışık tuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Ercan hocama teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu ele aldık onunla. Bunun ve diğer programlarımızın daha fazla kişiye ulaşması adına eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna ve abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Ayrıca bir şey vurgulamak istiyorum. YouTube'un üyelik çalışması var. Yeni bir çalışma. Biz de İBM olarak çok farklı programlar var ve yeni programlar yapmayı da düşünüyor kanalımız. Sürekliliği açısından üye olmanızı arzu ediyoruz. Çok basit, bilgisayarlarınızda abone olunuz tuşuna bastığınızda katıl düğmesi çıkacaktır. Oraya basıyorsunuz ve üye olabiliyorsunuz. Orada üyelik bilgilerini de görebileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.